Arkadaşlar, to have, sahip olmak sözlük anlamını taşıyan bastarımıza bakalım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar İngilizce'de. Sahip olmak, birazdan bunu açacağım. American English, to have, sahip olmak anlamı veriyor. British English, yani İngiliz İngilizcesinde have got, has got şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi Amerikan İngilizcesinde sahip olmak mastarı I, you, we, you, they özneleri için olumlu düz cümlelerde have ile gidiyor. Olumsuz düz cümlelerde don't have şeklinde olumsuzlaşıyor. Üçüncü tekil şahıslarda he, she, it. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Üçüncü tekil şahıslar çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Örneklerde göreceğiz. Üçüncü tekil şahıslardan sonra to have masterımız has şekline dönüşüyor. Yani şu arkadaşlar, şöyle bir şey yok. Biliyorsunuz üçüncü tekil şahıslardan sonra ilk fiil s takısı alırdı. İlk fiilimiz şöyle s takısı almıyor. Bunun yerine şekil değiştiriyor. Has. Olumsuzumuz he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have. Olumsuz düz cümle bu şekilde gidiyor. Bu kısım American English. İngiliz İngilizcesine bakalım arkadaşlar. I, you, we, you. Şuraya bir y koyalım. They özneleri için. Olumlu cümlelerde have got, olumsuz cümlelerde haven't got şeklinde gidiyor. He, she, it, üçüncü tekil şahıs öznelerimiz için. Olumlu cümlelerde has got, olumsuz cümlelerde hasn't got şeklinde gidiyor. Olumlu ve olumsuz düz cümle kullanımlarına baktıktan sonra American English olumlu soru do başa şu öznelerden önce do I, do you, do we, do you, do they have şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Olumsuz sorularda don't ve bu özneler he, she, it özneleri için yani üçüncü tekil şahıs özneleri için olumlu sorularda does başa geliyor. Olumsuz sorularda doesn't başa geliyor arkadaşlar. Amerikan İngilizcesinde sistem bu şekilde. İngiliz İngilizcesine bakalım. İngiliz İngilizcesinde sahip olmak basit geniş zamanda yardımcı fiil olarak kabul edilebiliyor. Olumlu soru bakınız. Bu özneler için have başa, olumsuz soru yine aynı özneler için ve çoğul özneler için haven't başa ve özneden sonra got şeklinde devam ediyor. Örneklerde ayrıntılandıracağız. Üçüncü tekil şahıslar için olumlu sorularda has başa, olumsuz sorularda hasn't başa, öznelerimiz, üçüncü tekil şahıs öznelerimiz ve got şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar, formüllerimize göz attıktan sonra, öğrendikten sonra örneklerimize geçelim. Bakınız, American English, olumlu düz cümle, olumsuz düz cümle, olumlu soru, olumsuz soru. Bir de üçüncü tekil şahıslar için olumlu düz cümle, olumsuz düz cümle, olumlu soru, olumsuz soru. Yine British English için olumlu düz cümle, olumsuz düz cümle, olumlu soru, olumsuz soru. Üçüncü tekil şahıslar için görüyorsunuz. Olumlu düz cümle, olumsuz düz cümle, olumlu soru, olumsuz soru. İncelemeye bakalım. Amerikan İngilizcesinde arkadaşlar. I have a lot of books. Ben bir sürü kitaba sahibim. Şimdi burada duruyoruz. Arkadaşlar biz genelde sahibim şeklinde konuşmayız Türkçeyi. Yani bir sürü kitabım var deriz. Dolayısıyla to have masterının sözlük anlamı sahip olmak. Fakat şöyle yapalım biz. Basit geniş zamanda altını çiziyorum. Basit geniş zamanda to have cümlede fiile dönüşüyor biliyorsunuz. Olumlu düz cümle için var. Olumsuz düz cümle için yok. Olumlu soru için var mı? Olumsuz soru için yok mu? Şeklinde Türkçeleştirebiliriz, tercüme edebiliriz. Dolayısıyla bu paralelde yürüyeceğiz. Bir daha bakıyoruz. I have a lot of books. Bir sürü kitabım var. Var demiştik çünkü. İngiliz İngilizcesine bakalım. İngiliz İngilizcesinde have got demiştik. Burada görüyorsunuz. I have got a lot of books. Yine aynı şekilde bir sürü kitabım var. Olumsuza geçelim. Amerikan İngilizcesinde I don't have any books. Arkadaşlar any hiç anlamına geliyor. Şurada altta da yazdım.
a lot of da çok anlamına geliyor. Bunlara ayrıca miktar sıfatları diye bir başlık atacağız. Orada inceleyeceğiz. I don't have any books. Hiç kitabım yok. Amerikan İngilizcesi, dikkat edin, don't ve have şeklinde olumsuzlaşıyor. Ama İngiliz İngilizcesine baktığımızda I haven't got any books. Burada don't yardımcı fiili yok artık. Have yardımcı fiil olarak kabul ediliyor ve haven't got şeklinde. I haven't got any books. Hiç kitabım yok. Amerikan İngilizcesinde olumlu soruya bakalım. Do you have any books? Hiç kitabın var mı? Ama İngiliz İngilizcesinde aynı soruya bakıyoruz. Have'i yardımcı fiil olarak kabul ediyorlar demiştik. Have you got any books? Have you got any books? Hiç kitabın var mı? Şeklinde. Amerikan İngilizcesinde olumsuz soruya bakalım. Don't you have any books? Don't you have any books? Hiç kitabın yok mu? Bakın, do, don't yardımcı fiilleri ve have yalın haliyle devam ediyor. İngiliz İngilizcesine bakalım. Olumsuz soru. Haven't you got any books? Haven't you got any books? Hiç kitabın yok mu? Şeklinde. Bir de üçüncü tekil şahıslar için bakalım arkadaşlar. Amerikan İngilizcesinde olumlu düz cümle. My brother has a lot of books. Kardeşimin bir sürü kitabı var. Üçüncü tekil şahıs have, has'e dönüştü. İngiliz İngilizcesine bakalım. My brother has got a lot of books. My brother, üçüncü tekil şahıs, have got, has got şeklini aldı. Olumsuz düz cümleye bakalım. My brother doesn't have any books. Kardeşimin hiç kitabı yok. Tabii ki yine Amerikan İngilizcesinde. İngiliz İngilizcesine bakıyoruz. My brother hasn't got any books. Burada doesn't ile olumsuzlaşırken burada hasn't ile olumsuzlaştı. Olumlu soruya bakıyoruz. Does she have any books? Tabii Amerikan İngilizcesinde. Onun hiç kitabı var mı? Ama İngiliz İngilizcesinde has she got any books? Onun hiç kitabı var mı? Şeklinde. Amerikan İngilizcesine bakıyoruz. Olumsuz soru cümlesi. Doesn't she have any books? Doesn't she have any books? Onun hiç kitabı yok mu? Ama İngiliz İngilizcesine baktığımızda olumsuz soru cümlesi için hasn't she got any books? Hasn't she got any books? Onun hiç kitabı yok mu? Şeklinde. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Günlük sıkça kullanılan yapılardan bir tane daha bakıyoruz. Don't take it on yourself. Don't take it on yourself. Üstüne alınma. Hangi içerikte kullanıyoruz bunu? Bir şeyler söylüyoruz. Karşı tarafın alınabileceğini düşünerek ne diyoruz Türkçe'de? Sen üstüne alınma. Ve İngilizcesine bir daha bakalım. Don't take it on yourself. Arkadaşlar, önerilen videolarımızda bu dersimiz dahil olmak üzere şu ana kadar işlediğimiz tüm konularla alakalı sorularımız ve cevaplarımız olacak. Bunları önerilen videolarımızda bulabilirsiniz. Neydi şu ana kadar işlediğimiz konular? Özetle bir hatırlayalım. Cümlede özne tespiti, bununla alakalı sorularımız ve cevaplarımız mevcut olacak. Mastar, mastar eki, fiilin yalın hali, yine sorularımız ve cevaplarımız. Cümlede eylem fiil, nesne tespiti, yine sorularımız ve cevaplarımız. Öznel ve nesnel zamir tespiti, sorular ve cevaplarımız. Mülkiyet sıfatları, possessive adjectives, sorularımız ve cevaplar. Özneyi soran who, nesneyi soran who, özneyi soran who's artı isim, nesneyi soran who's artı isim, sorularımız ve cevapları. Basit geniş zamanda olumlu, olumsuz, düz cümle, olumlu soru cümlesi, olumsuz soru cümlesi ile alakalı sorularımız ve cevaplarımız. Yine özneyi soran who, nesneyi soran who, özneyi soran who's artı isim, nesneyi soran who's artı isim ile alakalı olumsuz sorularımızla alakalı sorular ve cevaplar. Sıklık zarfları ve sıklık zarflarını soran how often ile ilgili
soru ve cevaplar. Yine basit yeni zamanda how long ile sorularımız, bu sorularımız olacak ve cevapları mevcut. Yine sahip olmak anlamına gelen to have, İngilizcesinde have got, has got, bunlarla alakalı sorularımız ve cevaplarımız önerilen videolarımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.